11 Nisan, 17 Nisan sevgili takipçilerim, güzel ailem, nasılsınız? Keyifli ve güzel bir hafta sizlerle olsun. Canlarım, umutlu bir hafta, keyifli bir hafta ve her şeyden önemlisi 16 Nisan'da gerçekleşecek terazi dolunayına da şimdiden hazırlıklı olun. Yeni ay başlangıçlar, dolunay bitişlerinizle alakalı net keskin kararlar söz konusu olacak. 15 Nisan'da Mars gezegeniniz, yani balık burcunda, uykusuz haller, yorgun, dinamik hissetmeyebilir, yanlış algılamalara sebep olabilirsiniz. Bunları da doğru evrede dengenizi oturtmanız lazım. Özellikle 11 Mayıs Nisan ve 30 Nisan arasında parasal, finansal konularımızı gözden geçirebilir. Daha kendimizi dingin planlayacağımız şekle, hayatımızı aydınlığa tutacağımız gözüküyor. Yani planlar, programlar istediğiniz takdirde gittiği zaman istediğiniz evin, istediğiniz sistemin en iyi şekilde sizin hayatınızda kalıcı noktasına karar vereceksiniz. İş yerinizle ilgili uzun süredir hem yeni ayın etkisi hem de yeni işlerle ilgili çok güzel kararlar ve bu kararlar doğrultusunda 30 Nisan'a kadar, aslında 17 Nisan'a kadar tamamlamanız gereken birçok iş sizin kafanızda bitmiş olacak. Yeni bir alan, yeni bir iş kapısı, yeni oluşturmak istediğiniz ekip alanı sizi uğurlu ve bereketli geçirsin istiyorum. Yerinizde değişim, beklenti, umudunuz neyse bu 30 Nisan'a kadar gerçekleşmiş olacak ve şimdiden bunun altyapısı için büyük bir mücadele verip hak ettiğiniz noktanın aydınlanmasına erişeceksiniz. Sabit bir meslekte çalışıyorsanız ve uzun süredir çözemediğiniz, satamadığınız mallarla alakalı noktada yoğun bir insan diyaloğu söz konusu olacak ve hedef noktanız, hedef kitleniz erişmiş, elden çıkartması gereken, satmanız gereken ürünler, mallar, yenilikler için güzel anlaşmalar size ufuk ışığı içerisinde olacak. Özellikle de uzun süredir eğer pilot, mühendislik alanında kariyer anlamında iyi noktada olan sevgili koçlarda ani gelecek teklifler, yenilikler size güzel fırsatlar ve yeni imkanları getirecek. Hiç korkmayın. Finansal anlamda çalışıyorsanız, finans sektörü özellikle insan alım, insan kaynaklarında çalışıyorsanız ve bu konuda da değişmesini istediğiniz birçok nokta için size ışıltılar, yenilikler var. Lütfen enerjinizi fazlasıyla hakimiyet tutmanız lazım. Bir de hem güneş tutulmasına da hazırlanıyoruz. Önemli imzalar, radikal imzaları şimdiden gözden geçirmeniz ve bu gözden geçireceğiniz her şey sizin en azim ve sağlam noktalarınızı temsil edecek ve güneş tutulması boğada gerçekleşeceği için sizden tek ricam doğru evraklar, doğru oluşumları şimdiden hazırlamanızı ve doğru imzalar atılmasını gerektiğini uyarıyorum. Hiç iş problemi, iş sıkıntınız varsa, ciddi anlamda korku ve kaygı evresine girdiyseniz yeni anlaşma, yenilik size keyif verecek ve bu kalıcı iş kapımız aydınlığa kavuşacak. Bu ara iş yerinizde ilgilendiğiniz, beğendiğiniz biri varsa etkileşim ve karşı tarafında duygusal yönü size aydınlığa kavuşacak. Evden çıkartmak istediğiniz ailemize ait ev, toprak konuları için daha böyle bir araya gelip doğru çözümü toparlayıp hak oluşması gereken birçok noktanın da gerçekten satılmasına razı olacaksınız. Bir para konusunda mahkemeniz, iş mahkemeniz varsa kazançlı gözüküyorsunuz. Bu Nisan ayı bitmeden bununla ilgili muradınız aydınlığa kavuşmuş olacak. Eğitim konunuz, kariyerinizle alakalı uzun süredir yurt dışı ve yerleşim kararları içerisinde olan ya da farklı ülkeye geçiş yapmak isteyen koçlarda yenilikler, yeni anlaşmalar sizin istediğiniz noktada ilerliyor. Cesaretliye devam edin. Cesaret sizin en büyük meşaleniz olacak. Sevgiliniz terk edebilir. Gereksiz tutumlar, tartışmalar biraz ilişkiyi yıpratabilir. Bu ara dilimizi kapatmamız mı lazım yoksa fevri davranış uzak mı durmamız lazım? Bu enerjinizi kontrol etmenizi öneriyorum. Ve de şöyle bir şey var. Siz başkalarının aklıyla hareket edip karşı tarafı dinlemiyorsunuz. Artık ilişkinizi dinleyin. İlişkinizin sıkıntılarını görün ve gerçek adımlar atın. İlişkisi olmayan koçlar için özellikle 17 Nisan, 19 Nisan aşk enerjisinin daha yoğun olacağı bir nokta. Mutluluğu ve huzuru bulma döneminiz başlıyor. Bu da size enerji olarak iyi gelecek. Eski ilişkiniz ya da haber alamadığınız bir ilişki konusunda belirsiz giden bir hayatı kafanız varsa artık bu ilişkiye veda
etmeniz, yeniliğe başlamanız sizin için daha sağlıklı. Evli çiftler için, çocuklarınız ya da çocuk tedavisi niyeti olanlar için sürpriz bir erişim. Özellikle ev hanımları, eşinizin bazı iş krizleri ve aynı şekilde siz de iş arıyorsanız güzel bir iş kapınız da aydınlığa girecek. Bu ara karı koca hayatınız daha ılıman hareketler, daha keyifli. Hatta son zamanlarda evde yenilik ve renklilik kararı içerisindesiniz. Bu da size uyum içerisinde gösterecek. Sevgili gençler, eğitim konularınıza biraz daha konsantre olmanız lazım. Çok böyle hırçın ve kavgacı ve aileye sert tavırlar sergiliyorsunuz. Uzak durmanızı öneriyorum. Bu ara ev hanımları, evin içindeki her şey cicik cicik değişecek. Bu ara çocuklarınızın eğitimi daha ön planda. Çocuklara baskı yapmanızı istemiyorum. Ve de uzun süredir araç sorunu olan sevgili koçlar için yenilenme, yenilik noktası hayırlı ve aydınlık olacak. Sağlık olarak göz enfeksiyonlarımız, alerjik ve uyuz problemleri söz konusu olabilir. Dikkatli olun, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sevgili boğalar, nasılsınız? Güzel bir hafta ve keyifli bir zaman sizlerle olsun. 11 ve 30 Nisan arasında özellikle sesiniz sizi yorabilir, çevredeki sesler sizi yorabilir, duymak istemeyebilirsiniz. Bu konulara dikkat edeceğiz. 15 Nisan'da Mars Balık burcunda geçiş yapıyor. Sizin en çok sosyal çevreniz, arkadaş çevreleriniz, etraf biraz daha stresli, gergin evreler yaratabilir. Dostları iyi elemek gerektiğini gösteriyor. 16 Nisan'da da Terazi burcundaki Dolunay sizin iş odaklanmanız gereken, iş kariyerinizle alakalı yeni planlanmalara hazır olmanız gerekiyor diye uyarı veriyorum. İş çevrenizdeki insanlar sizi kıskanıyor olabilir ve uzun süredir hayal ettiğiniz yeni imzalar atılması gereken konularda net konuşmalar sizi tatmin edecek ve mutlu edecek. Konum değişiklikleriniz, beklenti içerisinde olduğunuz maaşınızla alakalı prim konularınız ya da ekstra kazançlarınızla ilgili daha net görüşmeler sizin ruhunuza iyi gelecek gösteriyor. O yüzden iş arkadaşlarınız, ekip çevrenizdeki gergin noktalar geride kalsın. Size ait enerjiler almak istediğiniz, tatmak istediğiniz başarının keyfini şimdiden çıkartmanızı öneriyorum. Özellikle bu ara çevrenizdeki aile yapınıza, ailedeki insanlara soğukkanlı davranmanız gerekebilir. Onların sizin enerjinizi kemirdiklerini, onların sizi anlamadıklarıyla alakalı noktada birçok kurallar koyma dönemi de geldiği gözüküyor. Özellikle ortaklı iş kapınız varsa parasal konuda daha rahat ve daha keyifli bir zaman aşacağınız ve çözümsüz gördüğünüz birçok nokta akışlı ve seri şekilde hayatınıza girmiş olacak. Kurumsal büyük bir firmada çalışıyorsanız yerde sürpriz değişimler, beklenmedik konular ve özellikle hak ettiğiniz geçmiş paralarınızla ilgili de artık masaya yatılması ve haklarınızla alakalı doğru primleri alma döneminin hızlı bir değişme evresi söz konusu olacak. Bu ara özellikle de kendi işini ortaklı yapanlarda da kredi borçlarınızla alakalı uzun süredir çözemediğiniz konularda gelecek destek size daha büyük bir rahatlığa, derin nefes almanıza yardımcı olacak diyorum. Aile içerisinde de miraslı konularınız ya da geçmiş ortaklı miraslı konularınızla alakalı ortada buluşmak, doğru karar, doğru noktayı bulma evresi hem karşı tarafa hem de sizi mutlu edecek gösteriyor. Yalnız uzun süredir iş problemi yaşayanlar ve hala da iş mahkemesi, iş paranızla alakalı iade beklentileriniz varsa 30 Nisan'dan sonra daha ılımlı şekilde bunları hayatınıza alma evresi söz konusu oluyor. Yurt dışı ile ilgili evraklarınız, konuşmalarınız, çözülmesi gereken işler özellikle 17, 18, 19 sizin için büyük bir başarı ve toparlanmayı ve kendinizi ispatlamak için güzel şartlar getiriyor. Devlet sınavınız, atanmanızla alakalı beklediğiniz konularda biraz gecikmeler söz konusu olsa da zafer sizin alanınızda. Bunun şimdiden tadını kutlamanız gerekiyor. Evet, araç değişimi, araç almak, araçla ilgili fikirleri olan sevgili boğalar için doğru bir zaman. Şimdiden hayırlı olsun. Uzun süredir ev arıyorsunuz ve kiraya geçmek istiyorsunuz ve bulunduğunuz noktada kira krizleri yaşıyor olabilirsiniz. Nisan sonuna kadar istediğiniz ev kiralama ya da yeni bir kapıya geçmek size uğurlu ve bereketli gelecek. İlişki konusunda daha kendinize ait enerjide karşı tarafın sizinle ilgili iletişimi doğru yapmadığı için biraz soğuk enerjiler yaratabiliyorsunuz. O sizin hayat arkadaşınız, onu kırmanız doğru
doğru değil. Onu anlatmanızı öneriyorum. Ama siz de hiç konuşmuyorsunuz. Nasıl çözümsüz bir insansınız. İlişkiye biraz konuştuğunuz zaman o kendi hatalarını ve size yaptığı hataları toparlayacaktır. Bu ara boşanma fikri olan sevgili boğalar, anlaşma yoluyla boşanma evresine geçiş yapıyorsunuz. Çocuklarla ilgili hani okulun bitmesini bekleyenler için doğru bir karar. Çocukları üzmeden, yıpratmadan ayrılık size iyi gelecek diyorum. Evliliği muhteşem giden çiftlerimiz için de kendi içinizdeki sorunlar, iş sorunlarınız, parasal sorunlardan kaynaklı birbirimize ilgisiz tavırlarımız var. Bunu çözersek ilişki de daha net bir noktaya oturur. Hem de kafanızda şüpheler geride kalır diyorum. O yüzden tam zamanlı sevdiğinize, eşinize vakit ayırmanız gerekiyor. Bu ara cep telefonu arızası olabilir. Elektronik eşyalarda arızalar söz konusu olabilir. Şimdiden yeni alacağınız arızalı elektronik eşyalarınız hayırlı olsun diyorum. Ailenizin uzun bir seyahate, memlekete ya da yola gitme niyeti olan sevgili koçlar sevgili boğalar, kendiniz teslim edeceksiniz ailenizi ve onların düzenlerini gayet rahat ve keyifli bir şekilde eğiteceksiniz. Çocuklarınızla ilgili bu ara anlaşmakta zorluk çekebilir, gereksiz tartışmalar yaşayabilirsiniz. Çocuklarla olan iletişiminizi de daha sakin bir şekilde halledin. Eski ilişkim geri dönecek mi diye merak edenler de güzel karşılaşmalar, doğru konuşmalar sizi tatmin edebilir. Şans isterseniz de akışa bırakmanız sizin için daha sağlıklı. Hiç aşkı olmayan sevgili boğalar, aşk sizin enerjinize doğru adımla geçiş yapacak. Kalıcı insanınız var gözüküyor Nisan bitmeden, şimdiden hayırlı olsun. Ev hanımları, bu ara iş arayanlar için güzel sürpriz kapılar var, şimdiden hayırlı olsun. Eşinizin değişim ve konum değişimi beklentiniz varsa biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini uyarıyorum. Son zamanlarda yurt dışına yerleşmek ya da farklı şehre geçmek isteyen boğa burçları için güzel fırsatlar var. Şimdiden değerlendirin. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili ikizler, nasılsınız? İyi misiniz? Güzel bir hafta. Evet, yani bu ara ruhsal dünyamızı, psikolojik evremizi, enerjimizi, ruhumuzu biraz daha şifalandırmak isteyebilir. Kendi noktamızdaki yaşadığımız pürüzleri biraz daha iyi noktaya doğru ilerletmek isteyebiliriz. Sizin kendi gezegeniniz, yani Merkür Boğa Burcu'nun geçişini bir 11 ve 30 Nisan arasında gerçekleştirmiş olacağı için sizin bence kendi alanınızdaki iletişimde daha sakin konuşmalar, kendinizi doğru ifade etmeleri temsil edecek. Yapmanız gereken tek doğru şey, Mars Balık Burcu'nda ilerliyor. Sizin hayatınızda da duygusal yönünüzü biraz daha törpülemek gerekiyor. 16 Nisan'da terazideki Dolunay sizin bitirmeniz gereken tüm işleri gözünüz kapalı şekilde halledip yolunuza bakmanız gerektiğini uyarıyor. Böyle bir not verdim. Sevgili takipçilerim, iş konularınızla ilgili uzun süredir bitiremediğiniz, elinizde ne sıkıntı varsa yavaş yavaş bunları elden teslim edip yeni işler, yeni oluşumlar size keyif verecek. Uzun süredir atıştığınız yönetici, huzursuz olduğunuz mekanla ilgili daha rahat, temkinli ve daha güvende hissedeceğiniz alanlar size aydınlığa doğru itecek. Farklı bir alana geçmek, farklı alternatif kapılar beklentileriniz varsa bunlarla ilgili de doğru çözüm var. Bu hafta güzel bir enerjiye doğru ilerliyorsunuz sevgili ikizler. Hiç olmadığı kadar da bereket ve parasal noktalarda daha sağlam, daha kendinizi bilen bir nokta. Sadece ruhu inzivaya çekmek isteriz ya, yani biz konuşanları duymak istemeyiz. Böyle bir bilinçaltımız ruhu inzivaya çekmeyin. Bazen yanlış anlamalarınıza sebep olabilir. Bu ara yeni iş kurmak, yeni iş alanında kendinizi doğru noktada ispatlamak istiyorsanız gözünüz kapalı işinizi başlayın, adapte olun. Hedeflediğiniz birçok şeyin önü hızlı ve keyifli şekilde akacak. Siz bile şaşıracaksınız, ben bu akışı nasıl sağladım diyerekten. Ev almak, ev toprak almak konularımız daha yoğun bir tempoda olacak. Bu tempo sizin hayal ettiğiniz evin anahtarında beğenme noktası ve anlaşma ve el sıkışmalarına doğru gidecek. Bu ara özellikle yer değiştirmek, mekan ya da farklı alanlarda eğitim ya da başarı sağlamak isteyen ikizler için gideceğiniz iş kapınız ya da alacağınız eğitimler sizi daha kariyerinizi, daha hayatınızı daha hızlı ve daha sağlam şekilde oluşturacak. Bence korkularınızı geride bırakıp yeni başlangıçlar size uğur ve bereket getirecek. Hadi şimdiden hayırlı olsun.
Ortak bir iş yapanlar için çok hızlı ve çok yoğun bir tempo sizi bekliyor. Yeni anlaşmalar, yenilikler kazancınıza kazanç katacak. Serbest alanda kendi alanınızı büyütmek istiyorsanız da yer ve mekan konusunda bazı kararsızlıklarımız artık bitirmiş. Yepyeni bir alanın anahtarının altyapısını tardilat, boya, badana, yenilik, isim koyma dediğimiz noktaya doğru ilerleyeceğiz. Ortaklı iş yapanlarda ise ufak tefek iş kazaları, çalışanlar arasındaki yaşanan krizleri bir an önce toparlamanız lazım. Ortaklı işinizin ismi zedelenmeye doğru gidiyor. Bir an önce çözerseniz daha bilinçli işlere, daha sağlıklı noktalara aydınlanmanıza yardımcı olabilir. Bu ara riskli yatırımlar düşünen sevgili ikizler, bu riskli yatırımlar size kazanç olarak getirecek. Uzun süredir alamadığınız bir paranız, tıkanmış bir paranızda da büyük bir sevinç ve hayır var. Bu parayı alacaksınız diyorum. Özellikle gazetecilik, medya, sosyal alanlarda iş yapanlar için farklı teklifleri de gözden geçirebilirsiniz. Sağlık olarak özellikle boğaz enfeksiyonları, burun enfeksiyonları ve boyun fıtığımıza dikkat edeceğiz. Bu ara ilişkinizle alakalı uzun süredir tartışmalar, kavgalar bitişe doğru gidiyor. Kırmadan, incinmeden yol ayrımı zamanı gelmiş olarak uyarı veriyor. Eski ilişkiniz ya da bitirmeye çalıştığınız bir ilişkiniz varsa bu çoktan bitti. Sadece siz kalbinizde bitiremiyorsunuz. Hadi bu ilişkiyi de bitirme zamanı. Sevgili evli çiftlerim, sevgili ikizler, ailelerin sorunları, çevre sorunları ilişkimize ait zedelenme, tartışma ve ilgisiz bir enerjiye doğru itiyor. Bence geçmiş sorunları ve ailevi problemleri aştığınız takdirde bu evlilikte bir problem yok. Başkaları size zarar veriyor. Uzun süredir sevgilinizle ters giden diyalog, özellikle evliliğimi kurtarmak istiyorum diyen sevgili ikizler, her iki tarafta doğru bir ilişki terapistiyle doğru bir noktayı bulmanız lazım. Bu arada çocuklarınızla iletişim çok sert. Evde yoga yaparak, meditasyon yaparak ev enerjisini değiştirebilir. Çocuklarımızın enerjisine daha sağlam bir enerjiyle altyapısını oturtabiliriz diyorum. Sınava hazırlanan ya da üniversiteye hazırlanan çocuklarınıza gereksiz bağırmaları bırakın. Onlar sorumluluklarını biliyor ama yük omuzlarında oldukları için onlar da hataya müsait bir yapıda. Dikkatli olun. Özellikle ev hanımları, eşinizin işiyle ilgili krizler devam edebilir. Siz kendi kendinize sevgisiz kalabilirsiniz. İş problemi çözüldükten sonra birlikte gideceğimiz seyahat bize iyi gelecek diyorum dedim bile. Sevgili gençler, eğitim konunuza konsantre olmanız lazım. Dağılmaya başladınız, bir an önce çözün. Bu ara evde bahar temizliği yaparken çiçeklerin değişmesi gereken saksıları değiştirme modunuz da var. Hadi hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle olsun. Sevgili yengeçler, evet bu ara özellikle mesleki anlamda yeni başlangıçlar, yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Mars balık burcunda ilerlerken 15 Nisan'da balık burcuna geçecek. Siz de hayatınızla alakalı eksik olan eğitiminiz, kariyeriniz, yüksek lisansınız tamamlama kararı içerisinde olabilir. 16 Nisan terazideki gerçekleşecek dolunay sağlam iş kapıları, ailemizde olan sağlam olmayan, çürük olan her şeyi bitirip kendi enerjimiz bütünleşmeyi temsil ediyor. O yüzden bu dolunayda ailedeki eksik noktalarımızı tamamlamamız gerekiyor. Şimdiden dikkat edelim. Yani kendinize ait planladığınız işiniz, başarınızla ilgili odaklanmak, odaklandığınız her şey size çok güzel ödül ve başarı sağlayacak. Yüksek lisansınız, doktoranız, yapmanız gereken dil eğitiminizle ilgili de 15 Nisan'dan sonra doğru kararla eksik ve yarım kalan hayatımızı tamamlayacağız. Bu iş eğitimi olabilir. Uzun süredir bulunduğunuz noktada kendinizi farklı bir alana geçirmek isteyebilir. Konumunuzda yükselti beklentisi olanlarda da 24 Nisan, 25 Nisan bu konular için daha hayırlı. Şimdiden bu altyapıyı yaparsanız daha büyük bir aydınlanma sizin için sağlıklı olacak. Kendi işini yapanlar da biraz parasal evredeki yaşadığınız krizleri toparlamak, kredi çekmek, kredi almak, borç alma konularımız daha yoğun olacak. Ama bunlar sistemli şekilde işinizi büyütmek ve yeni sistemler kurmak için doğru bir başarı diyorum.
kurumsal ya da büyük bir firmadan devlete geçmek istiyorsanız bu kapınızda yardım edecek çok iyi bir çevrenizde güvendiğiniz biri var. Hemen bu konuyu ona iletin. Bu konunuz şimdiden hayırlı olsun diyorum. Serbest meslekte çalışanlar, özellikle devlet atamanız ya da devletle ilgili beklentileriniz varsa çok iyi bir aile dostunuzun yardımıyla bu kapınız feraha ve aydınlığa girecek. Bence artık ona bu derdinizi anlatın. Onun da çevresi varken bu konu kapansın istiyorum. Bu ara aile büyüklerimizde sağlık problemi yaşanabilir. Onların sağlığı yüzünden stresli ve gergin ve işe konsantre olamayabilirsiniz. Sonu ferah bir şey olacak ama stres yaptığınız için hatalara müsaitsiniz. O dönem izin almanız sizin için daha sağlıklı diyorum. Eğer serbest bir meslekte kendi alanınız ofis, hukuk, avukat, savcı ya da hakim ya da daha büyük bir alana geçiş yapmak istiyorsanız devletin ani değiştirilmesi söz konusu olacak. Yerinizde değişimler söz konusu olacak. Şimdiden bunu hazırlıklı olmanız size hani istemeye istemeye gideceğiniz kapılar var. Şimdiden bunu adapte olun. Sonra gideceğiniz yerde mutsuz olmamanızı öneriyorum. Ortaklı iş yapanlarda da kazanç konusunda yeni kapılar, yeni arayışlar, özellikle yurt dışı ile ilgili farklı alanlarda iş kurup şirketi oraya taşımak isteyen bazı yengeçler, bu kararı doğru noktada verdiniz. Gözünüzü kapatın, gidin. Çünkü siz gerçekten büyümek, marka olmak ve yolunuzu belirlemek istiyorsunuz. Evet, kredilerde tıkanıklıklar, borçlarda ani karmaşalar olsa da siz başarılısınız. Konsantrasyonunuzun derin noktasına doğru gidin. Her şey güzel gidecek diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara eşiniz değil de sizin iş konularınızla ilgili yeni araştırmalar, yeni beklentici olduğunuz noktalarda ertelenme olacak. Evdeki kocaya, çocuğa, annenize, babanıza sarmayın ve gerekiyorsa bir eğitim alın. Ne bileyim, kozmik enerji, asoji eğitimi, kendinizi geliştirecek farklı alanlarda mesleğinizle alakalı yüksek lisanslarınızı tamamlamanız gerekiyor. Belki dikiş nakış kursuna gidebilir, enerjinizi değiştirebilirsiniz diyorum. Evet sevgili ev hanımları, boşanma fikri olanlar barışma kararı içerisine girdiniz. Boşanma gününü bekleyenler boşanma noktasını hayırlı ve aydınlık bir şekilde kurtulacaksınız. Eve yeni çocuk isteyen, çocuğuna kardeş isteyen sevgili yengeçler, bu çalışmalar sizin için hayırlı ve aydınlık bir şekilde hanemize küçük bir evlat daha gelecek. Erkek enerjisi görüyorum. İnşallah muradınız sağlıklı olsun, muradınız erkek isteyenler için hayırlı olsun diyorum. Bu ara evimi değiştirip daha büyük bir ev alayım diyen sevgili yengeçler, doğru bir anahtar kapısı ve iyi bir emlakçı ile çalışıp doğru bir anahtarınızı bulacaksınız. Hayırlı olsun. Araç kullananlarda bu ara dikkat kaybı, dalgın bir enerji, kazalara açık olabilirsiniz. İhmal etmeyin. Sevgili gençler, duygusal olarak canınız çok yanıyor. Artık onunla bir son kez görüşmek istiyorum ve ruhuma iyi gelecek, ben tatmin olacağım diyorsanız o insan size geri gelecek. Bu ara ilişkisi uzun olan çiftlerde de kendi aranızda evlilik tarihi belirleyebilir. Aileleriyle tanıştırma imkanının çok fazla yüksek olduğu bir hafta tanışmalar söz konusu olacak. Ekonomik evrede de özellikle yurt dışına gidecek ya da askere gidecek nişanlınız ya da sözünüz de olabilir. Sağ salim hanenize gelecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum sevgili yengeçler. Yengeçler, ailenizin çok kıymetli olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Bu ara üreme organlarınızla alakalı göğüs kistleriniz, rahim ve bağırsak enfeksiyonlarımız sıkıntılı olabilir. İhmal etmeyin lütfen. Sevgili gençler, eğitimi iyicene salladınız. Salladığınız eğitim sizin geleceğiniz. Adapte olup eğitiminizi ön planda yapmanız gerekiyor. Kalbim acıyor Emine ablacığım, ondan haber bekliyorum diyorsanız onun hayatında başka biri var. Şimdiden başka birine yol alın diyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Güzel bir hafta. Sevgili aslanlar, yani özellikle 11-30 Nisan arasında kariyer hayatımız, iletişim trafiğinin çok yoğun olacağı, hatalara maruz kalacağınız için şu 11 Nisan, 17 Nisan iletişim noktalarımızı doğru görmemiz gerekiyor. 15 Nisan'da Mars Balık burcunda gerçekleşecek. Özellikle vergileriniz, borçlarınız, harcınız, almanız ne gerekiyorsa yapın. Çünkü bunlar sizin ileride stresli olmanıza sebep olacak. 16 Nisan'da da terazideki gerçekleşecek dolunay, kardeş, kız kardeş, yakın akraba, yakın çevre, yakın dostlar, yakın iletişim, hizmet alanınızla alakalı krizlere açık olmanızı uyarıyor. Mümkün olduğu kadar doğru görüp bazı şeyleri kendi benliğinizde sıraya koymanız lazım. Hepsini aynı anda çözmeye çalıştığınız takdirde
bayağı bir yoğun bir tempo söz konusu olacak. Sevgili aslanlar, işinizle ilgili uzun süredir çözülmesini istediğiniz evrakta aksilikler yaşayabilir. Yurt dışı ile alakalı iletişimde krizlere açık olmanız gerekiyor. Hayal ettiğiniz bir iş kapınız için bir sürü devreye aracı soktuğunuz olacak ama biraz daha erteleneceği için umudunuz kesilecek ve uzun süredir devletle yer değişimi, mekan değişimi, alan değişimi istiyordunuz. Bunlarla ilgili mücadele ettiniz. Artık buranıza geldi ve burayı kabul edeyim derken yol şimdiden hayırlı olsun, gideceğiniz yol diyorum. Özellikle serbest meslekte çalışanlarda kredi borçlanması, kredilerle alakalı zorluklar evresi yaşayabilir. İşinizle alakalı devrediğimi kalsın mı diyeyim derken birden işinizde hızlanma ve büyüme noktası söz konusu olacak. Bence korkulan gibi değil. Ortaklı iş yapanlarda da ortağınızın bazı borçlarından dolayı ortaklığı sadece sizin üzerinden devam ettirme kararı içerisinde olabilir. Ortağınız burada bana kazık atacak mı, atmayacak mı derken şirket sizin üzerinizde olacak. Herhangi bir kazık atılmayacak ama onun borçları çok yoğun olacağı için sanki şirketiniz onun borçlarını ödemekten kaynaklı gerginlik yaratabilir. Kurumsal bir alanda yer değişimi bekleyenler ve iş mahkemenizin iadesini istiyorsanız hayırlı olsun, iş mahkemeniz, iadeniz gerçekleşecek. Bu da sizin motivasyonunuzu artıracak. Büyük kurumsaldan devlet alanında bazı yenilikler bekliyorsanız, özellikle belediye, maliye, bu alanlarda çalışıyorsanız yerinizde çok olumlu ve güzel bir değişim. Bu değişimlikle birlikte sizin hak ettiğiniz yerinizin size sağlam şekilde verilmesini temsil ediyor. Yalnız bu ara hizmet alanınızın çok hareketli ve yoğun olacağını düşünün. Yani geceniz gündüzünüzü evde bile işlerinizi, yani mesela iş yerinde çalışıyorsunuz ama bazı işleri eve getirip evde halletmeniz gerekecek. Evdeki insanlar bu konuda biraz daha muzdarip olabilirler. Yani evde de işler devam edecek, işte de işler devam edecek ama bunun sonu rütbe var. O yüzden mümkün olduğu kadar işinize, alanınıza sahip çıkın diyorum. Bu ara kardeş, mesela yakın çevrenizde ameliyatlar, kardeş rahatsızlıkları, bunlarla hastane ile alakalı uğraşmalarımız da var. Özellikle 17 Nisan'dan sonra aile içerisindeki sağlık problemleri biraz daha bizi tetikleyebilir, ataklarımızı tetikleyebilir. Doğru nefes alarak bu enerjimizden çıkmamız lazım. Aşk konusunda hiç aşık olmayanlar için güzel bir aşk enerjisi hayırlı olsun. Çok yakın bir dostunuz ya da yakın çevrenizde dost gördüğünüz birinin tanıştırılmasıyla doğru aşka yelken açacaksınız. Eski ilişkinizden haber bekliyorsanız haber gelmeyecek ama size güzel bir aşk dokunacak. Boş ver onu diyorum. Bu ara nişanlanmak ya da nişanlı olan çiftlerimizde düğün telaşı, Haziran'ın telaşı bizi çok fazla yıpratmaya başladı. O yüzden parasal konularımız, kredilerle ilgili, ev kredisiyle ilgili bayağı bir kafanızı meşgul edecek diyorum. Sevgili evli çiftlerimiz için de bu ara kendi ailevi sorunlarınız ilişkimizi biraz yıpratıyor olabilir. Aslında karşı taraf da sizi seviyor, siz de onu seviyorsunuz. Biraz ilgisizlik var. İlgisizliği sevgiye doğru dönüştürelim. Boşanma, aile yüzünden boşanma kararı veren bazı aslan burçları, özellikle anne, eşinizin anne tarafı, abla tarafı, teyze tarafından kaynaklı krizler evliliğimizin bitmesine sebep olarak gözüküyor. Siz de annesiniz, anlıyorum sizi ama zor aile, kültürel olarak da zor bir aile enerjisindesiniz. Sabrede de depresyona girdiniz. Artık sabretmeyi bırakın, kendi yolunuza bakın diyorum. Yurt dışına yerleşmek ya da farklı alana gitmek isteyen aslanlar için güzel fırsatlar, güzel kapılar var. Hiç korkmayın, gideceğiniz yolculukta, gideceğiniz iş kapınızda hem konum olarak hem de parasal anlamda büyük başarılar elde edeceksiniz. Ailenize ait toprak, arazi, mal, mülk konularınızla ilgili haritanızda şöyle baktığım zaman haftalık bazı miras konularında baba köklerinizle alakalı krizlere de hazırlıklı olmanız lazım. Uzun süredir babanız ya da amcanızla arasındaki yaşanan krizler ailemizi de tetikliyor. Onların sorunu, yani siz yasal olarak haklarınızı çözeceksiniz. Bu ara gençler özellikle eğitim konusunda biraz daha başarı ve odaklanma evresindesiniz. Ama sizin de sağlık olarak dizlerinizde sıkıntılarınız olabilir. Doğru beslenmeniz gerekiyor. Sağlık olarak sevgili aslan burçları, sırt ve boyun bölge hassasiyet, yatak değiştirmeniz acil ya da yastık değiştirmeniz acil olması lazım. Vücut hassasiyetimizde sıkıntılar var diyorum. Mutlu ve umutla kalın. Hoşça kalın. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Güzel bir, keyifli bir hafta diyorum. Evet sevgili Başaklar, evet 11-30 Nisan tarihler arasında yöneticiniz, yani Merkür, Boğa burcuna geçişini tamamlayacak.
Bu yeni yolculuklar, yeni anlaşmalar, yeni işler, yeni kapılar, yeni eğitim planları, planladığınız noktalarla ilgili hayat sınavını yaşayacaksınız. Yani bu dönem hayatla alakalı sınanmak, sınandığınız noktalardan ders almanızı temsil ediyor. O yüzden dikkatli sınavlarda olacaksınız. Sınavınızı başarıyla geçin. 15 Nisan'da Mars Balık Burcu'nda ilerleyecek. Bu da ilişkiniz, sevgiliniz, eşiniz, ailenizle alakalı iletişimden kaynaklı gerginlikler sizi çok fazla yıpratabilir. Sakin olmanızı uyarıyor. 16 Nisan'da da terazideki Dolunay sizin finans konularınızla alakalı yapacağınız finans konularınızla ilgili yüzleşeceğiniz noktalar, neye ne kadar verdiniz, neyi ne kadar hesaplayacağınız döngüyü gösteriyor. Bu sizin için bir dipnot, unutmayın diyorum. Evet, iş konularınızla alakalı, özellikle büyük firmadaysanız para konularınızla ilgili krizler, biriken paralarınızla alakalı mücadeleler yapabilir, ertelenen primlerinizin iadesinin mücadelesini verebilirsiniz. İş mahkemenizle alakalı noktalarda haksızlık evreniz var. Bunun için tekrar mahkeme açmanız uyarıyor olarak gösteriyor. Özellikle de serbest meslekte çalışanlarda borç aldığınız noktalarda sizi zorlayabilirler. Kredi ödemelerinizle ilgili aksilikler yaşayabilir. Kendinizi fazla yıpratacağınız bir hafta olacak. Planlı ve programlı ilerlemenizi, hataları bilerek doğru adımlarla ilerlettiğiniz takdirde bu haftayı daha keyifli başaracağınızı düşünüyorum. Konumunuzda değişim, yerinizde değişim, mekanınız, farklı bir mesleğe geçmek istiyorsanız gözünüzü kapatın artık, bu yolculuk sizin bulunduğunuz noktada mutlu vermiyor. Gideceğiniz alanlar, yapacağınız başarı sizin motivasyonunuzu çok fazla arttıracak. Yeni başlanmaya, yeni başlangıçlar sizin kariyerinize daha iyi bir ufuk olacağını uyarıyorum. Devlette çalışanlar için özellikle yurt dışı, devletle bağlantılı yurt dışı başvurunuz, büyük bir kurumsaldaysanız yurt dışı başvurunuz varsa bu evraklarınız olumlu şekilde iş kapınıza gelecek ve vakti gelince de gideceğiniz uzun soluklu yurt dışı imkanlarınız var gözüküyor. Hiç korkmamanıza gerek yok. Bu arada özellikle kendi işini yapanlarda güzel büyüme, işinizle ilgili farklı alternatif teklifler, ortaklı süreçler ve işinizde renklilikler yaratacaksınız. Bu renklilikler sizin büyümenize yardımcı olacak. Uzun süredir anne kökünüze ait bazı çözülmesi gereken, müteahhite gitmesi gereken bir ev konusunda da imzalarınız atılmış olacak. Aile büyüklerinizin yaşadığı, hani İstanbul'da, Ankara'da yaşıyorsa memleketine gitme, valiz hazırlığı, köye yollama, köyün tadını çıkartma dediğimiz bir enerjiler var. Bu ara seyahat edecek, seyahate yollayacağınız insanlarınız da çok fazla. O yüzden bir yandan bilet bakıp bir yandan onları yolculuklara itebilirsiniz. Özellikle ortaklı iş yapanlarda da ciddi kazançlar, yer büyütme, yeni anlaşmalar, yenilikler size fırsat yaratacak. Bir de mahkeme açmak istediğiniz kendi hakkınızla alakalı bir mevzu var. Bunu geciktirmeden açın. Bu hak sizin hakkınız gözüküyor. İlişki konusunda bu ara geçmişi özlem, geçmiş anılar, geçmiş sevgili, geçmiş daha geçmiş sevgililer arasında kilitlenebilir. Hatta bunlarla karşılaşabilir. Seçim arasında keşke bunlar olsa diyebilirsiniz. Bunlar olmayacak, unutun gidin diyorum. Ama yeni aşk içinde biraz daha temkinli, daha sakin, daha radikal kararlar vermeniz lazım. Evli çiftlerimiz için hiç olmadığı kadar hoşgörülü bir hafta, incitmeden geçireceğimiz bir nokta, motivasyonumuzu, ruhumuzu en iyi şekilde aydınlığa kavuşturacağız. Yani siz şifalanmak, siz aşk konusunda doğru enerjiye doğru varacaksınız. Korkularınız, yörüngeniz bitmiş olacak diyorum. Boşanma kararı içerisinde olan sevgili başaklar için de uzun süredir çocuklar için bu konuyu çok denediniz. Artık her iki tarafta mutsuz. Yol almanız sizin için daha sağlıklı. Miraslar, mal bölüşmesi, özellikle anne kökünüze ait çözülmesi gereken haklarla alakalı bayağı bir hem tatlı tartışma hem sert tartışmalar olacak. Şimdiden onların enerjilerinden uzak tutmanızı, uzak durmanızı öneriyorum. Ve bu önerim biraz daha kırıcı olabilir. O yüzden siz de kırmaktan vazgeçin diyorum. Sağlık olarak diş eti iltihabınız, diş eti kanamalarınız, çekilmeleriniz söz konusu olabilir. Geniz atı problemimiz var. Evet, eşinizin iş değiştirmesi ya da ev hanımları ya da çalışan ev hanımı, hem çalışıp hem yarım gün işte olan ev hanımlarının sabit bir alana geçme gibi bir niyetiniz varsa olumlu bir süreç ve uzun süredir de eşinizin işiyle ilgili evde devam eden sorunlarla ilgili aydınlanması ve doğru bir iş kapısına gitmesini istiyorsanız bu dönem hayırlı bir anlaşma var. Korkmanıza gerek yok. Sevgili gençler, adaptasyon, adaptasyon, adaptasyon.
Sevgili teraziler, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle birlikte olsun diyorum. Evet, 11-30 Nisan arasında Merkür Boğa burcunda ilerleyecek. Daha rahat, daha imkanlı, daha sağlıklı kapıların sizinle buluşmasını temenni ediyoruz. Çünkü şöyle diyor. Merkür Boğa burcuna 11 ve 17 30 Nisan arasındaki geçişi sizin finansal anlamda yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar, yenilikler, yeni fırsatlar için çok doğru. 15 Nisan'da Mars Balık burcunda söz konusu olacak. Bu da sizin yakın çevrenizle alakalı tartışma, kavga, küskünlük, hadsiz konuşmalar, patavatsız konuşmalar canınızı sıkabilir. 16 Nisan'da da Terazi burcundaki Dolunay sizin hayatınızla alakalı zorluklar, yeni bir mücadele, aile kökümüz, çevre kökümüzle alakalı tutumumuzla ilgili radikal karar vermeyi temsil eder. O yüzden canlarım, siz kendi hayatınızdaki doğru noktayı en iyi şekilde, en doğru noktada çözmeniz gerekiyor. Çünkü hayat yönünüzdeki karışıklıklar sizi fazlasıyla yıpratabilir, incitebilir. Yani özellikle bu dolunay sizin, yani 16 Nisan'daki dolunay sizin evreninizde, sizin hakimiyetinizde, aile ilişkilerinizle alakalı noktada çok hassas bir nokta söz konusu olacak. Evinizle ilgili köklü değişimler, yakın akraba, yakın çevre, yakın kardeşlerle aile ilişkilerinizle alakalı noktada nokta koymalarınıza sebep olabilir. Nefes alarak doğru kararlar vererek kimseyi incitmeden hayat akışımıza bakmamız gerektiğini uyarıyorum. Evet, yeni işe başlamak, yeni iş başvurularınız varsa olumlu süreç sizin hayatınızda güzel başlangıçlar söz konusu olacak. Özellikle de işinizde değişim, bulunduğunuz alandaki haksızlıklar ve bunlar için mücadele vermek istiyorsanız bu hafta mantıklı ve doğru konuşarak haklarınızla alakalı süreci en iyi şekilde başaracağınız gözüküyor. Bence de siz bu başarıyı hak ediyorsunuz diyorum. Yalnız ortaklı iş kararı veren ve uzun süredir ben kurumsal alanda olmak istemiyorum, kendi alanımda var olmak istiyorum diyorsanız bu kurumsal alandan çıkıp kendi işinizi en iyi şekilde köklendirerek büyük bir başarı sağlama evreniz var. Ama büyük bir kurumsalda çalışıyorsanız işten çıkartılmalar, haklarınızla alakalı ziyan edilme gibi, iftiraya uğrama, özellikle imza attırma gibi konularda söz konusu olabilir. Şimdiden yeni iş arayışı, yeni bir kapı bakmanızı öneriyorum. Kendi işini yapanlarda da parasal anlamda biraz daha temkinli hareket edip, şu anki parayı doğru yatırımla birlikte halledip, bu enerjiyi kendi yapınızda, kendi alanınızda daha verimli noktaya ait olacağınızı gösteriyor. Büyük işletmeyi, farklı alanları, markamızı büyütmek istiyorsak da bunlar için de doğru kapılar var. Bu kapılar size para kazandıracak gözüküyor. Bu ara ev satmak, araç satmak konularımız var. Bunları doğru şekilde satmanızı, dolandırılmamanızı öneriyorum. Yani ani kararlar vererek kazancınızın zararına başkaları, kazancınıza başkaları ortak olmasın. Zararınıza kimse ortak olmayacak çünkü. Evet, ilişki konusunda da aşk hayatımızla ilgili renkli bir haftaya giriş yapıyoruz ve en şanslı sizsiniz. Geçmiş ilişkileriniz, geçmiş özledikleriniz sizinle barışmak tekrar şans isteyebilir. Mantık sizin kararınız çünkü ne kadar acı çektiğini siz biliyorsunuz. Eşinizle aranızdaki soğuk rüzgarlar yavaş yavaş toparlanıyor. Daha aşk sözlükleri, daha değer görme, daha önemsenme, daha kıymetli bir evlilik enerjisi, daha güzel, huzurlu bir yuvaya geçişimiz var. Bir de bu aralar sevgili teraziler, albümlere bakabilir, geçmişi yad edebilir, geçmiş yerlerde yemek yeme arzunuz çok fazla olabilir. Aklınıza takıldıkça gidin, enerjinize, motivasyonunuza artı bir evde söz konusu olacak. Bu ara nişanlı çiftler ani evlilik kararı, hani beklemeyeceğiz günü, direkt evlenme idaresine gidip evlilik tarihimizi belirleyeceğiz ve hemen evlenmiş olacak gözüküyor. Uzun süredir çocuk tedavisi düşünen, çocuk isteyen çiftlerimiz için tüp bebek denemesi için başlangıçlar yapın. Normal yolda uzun süredir denediniz bu konuda, kısmet kapılarınız biraz sıkıntılı. Gidin doktorunuzla bu iletişimi sağlamanızı öneriyorum.
Sağlık olarak özellikle son zamanlarda göz ağrılarımız, göz nokta yakınla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Bir de kataraktla alakalı biraz pürüzlerimiz olabilir. Bunları bir an önce çözmeniz lazım. Sevgili ev hanımları, bu ara evde temizlik, yenilik, yenilenme noktanız var. Özellikle halılar, koltukları yıkama, sanki yıkamacı evin içinde her yeri yıkayıp paklıyor. Ve ufak bir koltuğunuzun üstünün yeniden koltuk değişimi ya da tamirat yenilenmesi var. Şimdiden hayırlı olsun. Sevgili gençler, özellikle kariyeriniz ve hayatınızla alakalı doğru noktadasınız. Asla vazgeçmeyin. Bu ara check-up'ı unutan, sağlık check-up'ı yaptırmayan büyüklerimizi mutlaka sağlık check-up'ını yaptırın sevgili teraziler. Annenizle, dedenizle, ninenizin sağlık check-up'ı söz konusu olsun. Bu ara altın biriktirmek isteyen teraziler biriktirin. Çünkü size uğurlu ve bereketli gelecek. Hoşçakalın. Sevgili akrepler, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun. Özellikle Merkür Boğa burcuna geçişini 11-30 Nisan arasında gerçekleşecek. Bu arada ilişkimiz, aşk enerjimiz, hayat enerjimizin daha yüksek olacağı, daha motivasyonunu artıracağı bir nokta. 15 Nisan'da Mars Balık burcuna geçişiyle birlikte çocuklarınız, çocuklarla ilgili iş alanlarınız, işle ilgili beklentileriniz, alanlar, yeni insanlar tanımak, yeni girişimde, yeni oluşumda, yeni ilişkiler, yeni keyifler, yeni eğlence alanlarının daha yoğun olacağı bir süreç. 16 Nisan'da Terazi burcundaki Dolunay sizin kendi çevrenizdekinin, çevredeki insanların gerçek yüzünü göreceksiniz. Tam gerçek yüzünü. O yüzden bu hafta biraz daha disiplinli, kurallı olmanızı öneriyorum. Yeni iş bekleyenler için güzel fırsat kapılarınız var. Yeni imzalar, yeni atılımlar sizi mutlu ve keyifli kılacak. İşinizle ilgili uzun süredir rütbe değişimi ve finans alanında çalışıyorsanız, bankayı müdür yardımcısıysanız, konum değişimlerinizle ilgili doğru atılımlar söz konusu olacak. Ve hayal ettiğiniz yüksek bir mertebeye geçişinizle ilgili de güzel fırsatları yakalayacaksınız. Kurumsal bir firmadaysanız, farklı firmalara geçiş sağlamak istiyorsanız acele etmeyin. Devlet alanından farklı bir yere tayin istiyorsanız acele etmeyin. Yani bu Nisan ayını doğru temkinli kurallar koyarak, kendi enerjinizin altyapısında oturtarak, doğru karar vererek yol almanızı öneriyorum. Ama İstanbul'da ya da ne bileyim Siirt'teyseniz daha yakın bir merkeze tayin isteyebilir. Bunlarla ilgili bir sıkıntı enerjisi göstermiyor haritanız. Yakın mesafeli tayin, konum değişimi, mertebe değişimi sizin için hiçbir sıkıntıyı arz etmiyor. Bunu yap ama başka şehir isterseniz olumsuz. Kendi işini yapanlarda parasal anlamda fırsatlar, kredi konularında olumsuz giden dönem geride kalıp olumluluk, iyileşme ve güçlenme noktası söz konusu olacak. Ortaklı işle fikriniz ya da yeni bir alan yaratmak istiyorsanız hemen gözünüzü kapatın. Yeni alanlar, yeni kapılar, yeni fırsatlar sizin hem güçlenip hem de işinizin büyümesine yardımcı olacak. Yani isminize isim, işinize iş katacağınız, farklı kazanç kapıları sizin motivasyonunuzu arttıracağını gösterir. Ve özellikle bu o dolunay sizin sağlık alanlarınızın kökten check-up yaptırmanızı öneriyor. Tüm aile bireyi, çocuklarınız dahil olmak üzere kökten bir check-up uyarısı size öneriyorum. Çünkü belli bir süre sonra bu evreler size sıkıntı, kalp ritminiz, kan dolaşımınızla alakalı enfeksiyonlara çok açık olabilirsiniz. Bu dönem bir check-up sizin enerjinize iyi gelecek. Aşk konusunda özellikle yeni aşk, yeni rüzgar, yeni heyecanlar, günübirlik ilişkiler enerjiniz daha yüksek. O yüzden sağlıklı cinsel hayatı tatmanız gerektiğini düşünüyorum. Sağlıksız cinsel hayattan uzak durmanızı öneriyorum. Yani burada mutlaka korunmalarınızı, mutlaka enerjinizi sağlıklı yapmanız sizin için daha iyi olacak. Bu niye böyle uyardım bilmiyorum ama rica ediyorum günübirlik ilişkilerinize dikkat edin sevgili gençler, sevgili beyler, bayanlar, ihmal etmeyin. Ev taşınmak, yeni bir ev alma fikri olanlar için aile desteğinizle alakalı destek, kredi, krediniz olumlu ve ailenizden gelecek destekle birlikte ev hayaliniz gerçek oluyor. Araçla ilgili uzun süredir değiştireyim mi, kalsın mı, işime araç mı alayım diyenler için güzel fırsat kapıları var. Şimdiden hayırlı olsun. Ama aşk isteyenlere gerçekten bu hafta durdurulmaz bir enerji var. Aşk kapınıza 10 veriyorum. Hem enerjiniz yüksek hem aşk enerjiniz yüksek. Eski sevgiliniz dönüyor. İlişkiniz belirsizse belirliğe doğru gidiyor. Evli çiftlerde tartışmalar bitip birbirimize sımsıkı sarılma noktamızda
söz konusu gözüküyor. Bu ara çocuklarla ilgili belki bağrışmalar, tartışmalar, çocuklarınızı anlamıyor olabilirsiniz. Onların enerjisine biraz daha doğru noktada girdiğinizde onlarla iletişiminizi güçlendirmeniz lazım. Bu ara evde en çok daha böyle müstakil bir alana geçmek isteyen akrepler, şimdiden böyle bir araştırmaya girdiniz. Hayal ettiğiniz evinizde şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ailenizle ortak tımarlar çözülmesi, sizin istediğiniz konular için de büyüklerinizin adım atmasını bekleyin. Eğer siz adım atarsanız sanki onların ölmesini bekliyormuş gibi düşünebilirler ve inadına size haklarınızı ziyan edebilirler. Çünkü siz oradaki gelecek şeylerle kafanızda planlar yapıyorsunuz. Siz kazanın, bu kazanç sizin olsun istiyorum. Sevgili gençler, eğitim konusunda konsantrasyon, dağınıklık, uyku enerjiniz çok fazla olabilir. Tam sınavlara yaklaşırken bu enerjiden çıkmanızı öneriyorum. Ev hanımları bu ara masa almak, koltuk takımları, aslında masa koltuk takımı değil, masa, daha geniş bir masa sahibi olmak isteyebilirsiniz. Komodin ve televizyon sehpanızı, ünitenizi değiştirme kararı içerisinde olma ihtimalinizin enerjisini veriyor haritanız. Hadi bakalım, gereksiz harcamalardan uzak duruyorsunuz. Bu arada da aile büyüklerimizin gitmesi gereken yollara da destek vereceksiniz. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili yaylar, yani 11-17 Nisan arasındaki, özellikle 30 Nisan'a kadar da Merkür Boğa burcunda geçiş yapacak. İş çevrenizdeki iletişim konularınız gergin, huzursuzluk, nevrüt enerjiler, yanlış anlaşılmalar, yanlış tartışmalara sebep olabilir. İnsanları kendinize düşman edinebilirsiniz. 15 Nisan'da Mars Balık burcu geçişiyle birlikte evde yeni tadilat, mutfak yenilik, banyo yenilik, eşya yeniliği kafanız olabilir ama parasal konuda da kendinizi kontrol etmeniz gerektiğini uyarıyorum. 16 Nisan'da terazideki dolunay sizin sosyal çevrenizde sosyal çevrenizdeki alanlarda önemli kararlar, iş ve çevre arkadaşlarını, onları hani iş arkadaşları ayrı, kahkaha yapacağım arkadaşlarım ayrı diyerekten böyle bir ayırma noktası. Bu ara borç konularınız çok revaçlı olabilir. Borç isteyebilirsiniz. Borç sıkıntılarınız ön planda. O yüzden parasal noktalarınızda güvendiğiniz dostlardan kazık yiyebilir. Borç isterken vereceğiniz dosta listelerini biraz aşağı çekmenizi öneriyorum. Evet, işinizle ilgili uzun süredir çevrenizdeki arkadaşlarınızla iletişiminiz çok stresli ve gergin. Bu hafta bunları gözden geçirelim. Bulunduğunuz yöneticiler, üst düzey yöneticilerinizle ilgili de tartışmalardan uzak durmanızı, haksız yere işten çıkartılmanıza sebep olmanıza izin vermiyorum. Sakin bir hafta, hiçbir şey yokmuş gibi devam etmenizi öneriyorum. Kurumsal bir alanda değişimler, farklı bir alanla ilgili fikirleriniz varsa bunlarda olumlu başvurularınız, olumlu sonuçlanacak. Nisan sonuna kadar da bu iş başvurunuz, hedeflediğiniz noktaya doğru gideceksiniz. Devlette taşeron firmasıyla çalışıyorsanız devlet kapılarınızda imkanlarınız var. Bunu da en iyi şekilde, hak şekilde alacağınız gözüküyor. Yalnız uzun süredir devlette çalışıyorsanız, farklı masa, farklı bir noktaya geçmek istiyorsanız da bununla ilgili başvurularınız olumlu süreç sağlayacak. Hiç korkmayın. Şimdiden enerjinizi bu noktada denemenizi istiyorum sevgili yay burçları. Size iyi gelecek şeylerin uyarısını veriyorum. Kendi işini yapanlarda da biraz zorlanma, yenilenme, yenilikle ilgili bazı parasal noktalarda zorluk çekeceğiz. Mücadeleye devam etmenizi istiyorum. Çünkü bulunduğunuz noktada başarıya doğru gideceksiniz. Sadece ekonomik olarak zorluklarınız var. Ya ortaklığı ya da serbest alanda ortaklı işler yapıyorsanız büyük kazançlar, beklenmedik fırsatlar sizin parasal evrenizi güçlendirecek. Ve de bu ara yeni projelere odaklanmak, yeni işler yapmak istiyorsanız da ekonominizi doğru dengelediğiniz takdirde bu başarılar size ünvan, şan, şöhret yolunuza doğru gidiyor. Aşk konusunda geçmiş değil, gelecek değil, şu an sakin bir enerji ve kendi kariyerinizle alakalı eğitimler, dil eğitimi, yurt dışı fikirleri olanlar aşkı geride tuttular. Sadece odaklandığımız nokta bu. Ama uzun süredir kalbi acıyanlar, karşı taraftan haber gelecek, kalbiniz şifalanacak. Çünkü bu dolunay geçmişe ait evrelerin size hızlı bir şekilde geri geleceğini gösteriyor. İlişkinizle alakalı uzun süredir çözemediğiniz konular netliğe kavuşup birbirinizle
birbirimize daha sımsıkı sarılacağız. Bazı terazi burçlarında da boşanma davalarınızla alakalı ertelenmeler canınızı sıkıyor olabilir. Eninde sonunda bu zafer sizin. Sadece ertelendiği için gerginsiniz. Haklarınızı alamamakla ilgili gerginlikler yaşayabilirsiniz. Haklarınızı alacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, evliliği güzel giden çiftlerimiz için de daha ferah, daha güzel bir düz ayak ev beklentisi. Park daha merkezden daha böyle toprak alanına geçme niyetiniz olabilir. Mustakil, daha yeşilliği bol olan alan arıyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili fırsatlar, bunlarla ilgili kapılarınız var. Doğru kapı sizin için hayırlı olacak diyorum. Ailenize ait çözülmesi gereken müteahhitlik ya da arsa ve yer, hani bölüşme konularımız bu Nisan ayı daha yoğun olacak. Haklar, hukuklar masaya yatacak. Hem tartışma hem tatlı konuşma arasında herkes hakkına düşen evreyi almış olacak. Hiç endişe etmemize gerek yok. Sağlık olarak özellikle bağırsak enfeksiyonları ve bel ve boyun fıtıklarımız çok fazla hareket edebilir. Ve uzun süredir de ağız enfeksiyonlarımız da fazla, özellikle üst ve alt 20'lik diş ve alta bağlayan dişlerimizde tedavi edilmesi gerekiyor, riskler var diyorum. Evet, evde yenilik düşünenler için boya, badana, renkler karar verdiniz. Özellikle pimapenleri değiştirme fikriniz var. Bu sene bu pimapenlerden çok rahatsız olmuşsunuz. Hadi hayırlı olsun, pimapenlerinizi şimdiden değiştirin. Bu ara gardırop, yatak odası, beyaz eşya, yani satmak değil, düzenlemek, düzenli bir evreye girmek gibi, mutfak ve özellikle banyo ve dolaplar bu ara yere inmiş. Evde bir şahane tabaklar, çanaklar, kıyafetler de yollanıyor. Aman fazla abartmayın, sağlığınız önemli. Sevgili gençler, eğitiminizle alakalı hedeflediğiniz nokta doğru. Fransızca ya da Almanca eğitim alırsanız daha büyük bir aydınlığa kavuşursunuz. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Merkür Boğa burcuna geçişini yapacak. Yeni başlangıçlar, ilişkinizle alakalı adım atmaktan korkuyorsanız bu ilişkinin doğru adıma doğru gideceği, biraz konuşma iletişiminizde hatalar varsa düzeltmek için doğru bir enerjiye doğru akış sağlıyorsunuz. 15 Nisan'da Mars Balık burcuna geçişi, çok uzun süredir kardeş, kuzen, yakın çevrenizle alakalı bitmeyen gerilimlerin sakinleşmesine, kardeşler arasındaki sakin dönemin tadına varmanızı temsil edecek. 16 Nisan'daki terazi dolunayı, kariyer hayatınızla ilgili hassas gördüğünüz birçok yöneticimle gerginim, onunla gerginim, bununla gerginim, kimseyle anlaşamıyorum diyorsanız, daha duyarlı, daha insanlara karşı temkinli, daha işinize sağlam adımlarla oluşturacağınız güzel bir döngüye geçiş yapacaksınız. Yeni anlaşmalar, işinizle ilgili hedef nokta koyduğunuz noktalarda maaşınız, işiniz, konumunuz, priminizle ilgili net konuşmalar masaya yatacak. Uzun süredir yolculuklar, iş gereği gitmeniz gereken seyahatlerin daha yoğun olacağı, kendinizi bu seyahatlerde daha başarılı, daha umutlu evreler size keyif verecek. Yöneticilerinizle aranızdaki yaşanan krizlerde düzelme, iyileşme ve kendinizi doğru ifade edeceğiniz bir hafta. Yani hatta şunu demek istiyorum sevgili oğlaklar. Siz kendinizi uzun süredir hep yanlış ifade ediyordunuz ya, artık doğruyu ifade etmek size daha keyif verecek gözüküyor. Serbest bir alanda çalışıyorsanız, kendi işinizi büyütmek fikirleriniz varsa, yeni projeler içerisinde yer alıp hem kazanç evrenizi hem de geçmiş kazancınızı doğru şekilde bilanço yapacaksınız ve borçlarınızla ilgili daha temkinli, daha kararlı yol almaya gideceğiniz gözüküyor. Evet, birikmiş birçok borcunuz var, haklısınız, tahammül edemiyorsunuz ama bunlar bu yıl biterken, yani bu Nisan biterken %40, Mayıs biterken %100 rahatlığa ermiş olacaksınız. Bu da sizi iyi aydınlık yaratacak. Ve eğer büyük bir kurumsal firmaya girmek istiyorsanız, bununla ilgili çok mücadeleniz varsa 20 Nisan'dan sonra bu kapınızda gayet olumluluklar var. Şimdiden bu başvurularınızı, şimdiden bu enerjiyi yaptığınız takdirde çok güzel rahatlamalarınız var gözüküyor. Sevgili oğlaklar, kendiniz aile içerisinde uzun süredir çözemediğiniz, hani insani ilişkiler vardır ya, ben anlamıyorsunuz, beni dinlemiyorsunuz, ben kimim, ben değersiz miyim dediğimiz evreden de çıkmış olacaksınız. Çünkü ailenizin size yakınlaşması, sevgisini doğru göstermesi motivasyonunuzu arttıracak. Tarım, toprak, arazi işiyle uğraşan sevgili oğlaklarda da ciddi kazançların artması kendinize daha doğru bulacağınız imkanları sağlayacak. Özellikle de finans
sektörü, muhasebe sektörü, insan kaynaklarında çalışanlar da bulunduğunuz noktada gergin insanlar var. Hem temkinli hem doğru devam etmeniz gerekiyor. Özellikle takı, tasarım, kıyafet alanında çalışanlar da kariyer anlamında çok daha büyük yükselişleriniz, parasal dengenizde büyük fırsatlar yakalayacağınızı gösteriyor. Uzun soluklu bir ilişkiniz ve bitmesi gerektiğine karar veriyorsanız bu ilişki evliliğe doğru gidiyor. Karşı taraf sizi ikna etmiş olacak ve evlilik yolunuz hayırlı olsun. İlişkisi olmayan çiftlerimiz için de yeni sürpriz başlangıçları hazır, ama siz duygu anlamında kimseye hazır olmadığınız için temkinli ve kurallı hareket etmek istiyorsunuz. Size aşktan çok mantık enerjiniz ön planda bu ara. Mantıkla aşkı birleştirdiğimizde evlilik yapacağınız insanla karşılaşma enerjiniz de var. Evli çiftler için de bence özellikle hanımların ailesinden kaynaklı bazı sorunlar ilişkimizi zora ve bu zorluklar sizi artık yıpratmaya ve ilişki çatlamaya doğru gidiyor. Eşler lütfen ailenizle alakalı sorunları eşimize, ailemize yansıtmazsak sevinirim. Sevgili ev hanımları, eşinizin uzun süredir evde oturması, iş problemi ve beğenmemesi sizi soğutmaya başladı. O doğru kapıyı bulacak, ama siz enerjinizi ondan kaybetmeyin. Çünkü o sizi seviyor. Bu ara bazı oğlak burçlarında aldatıyor ilişkim, sevgilim yalan söylüyor. Bu tarz diyaloglar çok fazla olabilir. Herhangi bir aldatılma gibi değil de biraz daha kendi başına buyruk ruhlar sizi şüpheye sokuyor olabilir. Böyle şüpheleniyor olabilirsiniz. Bazı sürpriz konular, sürpriz eğlenceler, sürpriz noktalarda size şans getirecek diyorum. Özellikle eğitim konusunda tamamlamak istediğiniz dil eğitiminiz ve yurt dışına yerleşmek ve başvurularınız varsa olumlu evreler size büyük bir mutluluk yaratacak. Özellikle ihracat işi yapıyorsanız kazançlarınız yoğun. Özellikle sevgili gençler, yurt dışında eğitim okumak istiyorsanız konsantrasyonunuzu devam ettirin. Burada büyük bir başarı var ve hiç korkmanıza gerek yok. Sağlık olarak özellikle romatizmal, bahar, alerjik reaksiyonlarımız ön planda, dikkat etmenizi öneriyorum. Boşanmaya karar veren çiftlerimiz ağır bir tartışmalara hazır olmalı. Aman kıyamet kopacak, şimdiden uyarıyorum. Sevgili kovalar, yani şöyle söyleyeceğim, Merkür Boğa burcuna geçişini yapacak ve 15 Nisan'da da Mars Balık burcunu tam geçişini yapıyor. 16 Nisan'da da terazideki gerçekleşecek dolunay sizin bu dolunay özellikle sabrınız değil de seyahat etmek, bol bol seyahat etmek, yeni işler, yeni girişimler, yeni projeler, yeni oluşumlar için muhteşem fırsatlar yaratacak. Hatta maaşınızla konuşmak istiyorsanız, rütbenizle ilgili değişimler, beklentiniz varsa 16 Nisan'dan önce lütfen bu işlerinizi hazırlayın. Bu dolunay sizin yükselmenizi, başarınızı, başarı odaklanmanıza çok fazla yardımcı olacak. Ve bu başarıları doğru dengelediğinizde de ekstra işler, ekstra projeler, kendi markanız, kendi oluşumunuzla ilgili de çok güzel aydınlanmalar var. Bol seyahat, bol yolculuk, bol enerji ve işinizle ilgili halledeceğiniz her yolculuk size başarı ve ödül getirecek gösteriyor. Özellikle de 15 Nisan'da Balık burcundaki noktada yakın binada kavga, yakın çevre kavga, kardeş kavgası, yakın dost kavgası biraz sizi yıpratabilir. Onlara ters konuşup onları acayip derecede rencide edebilirsiniz. Onlara kırıcı olabilirsiniz. Daha sakin öneriyorum. Bu ara harcamalarınız bu noktadan dolayı o sinir gerginden gereksiz harcamalar, her şeyi alayım kafanız, kredi kartınız, borçlarınız, ödemelerinizde risk yaratabilir. Aile içerisinde de yaşadığımız sorunlar biraz küskünlükleri abartabilir. Kendi işini yapanlarda da güzel işler, güzel fırsatlar söz konusu olurken yakın bir dostunuzdan kazık yiyebilir, işinizi riske atabilirsiniz. Bu ara ortak kendi işini yapanlarda kazıklanma söz konusu. Ortaklı işlerde özellikle bağı yurt dışına kurmak, farklı alanlara yolculuk yapmak istiyorsanız da bu işiniz böyle akıcı ve seri bir noktada olacak. İşsizseniz özellikle 15 Nisan itibariyle iş kapınızda olumluluk evresi ve gireceğiniz iş size kazanç ve başlangıçların aydınlanmasını yaratacak. Mahkemelik sorunlar, çözemediğiniz bazı olaylarımızın mahkemeyle ilgili netliğe kavuşmasını beklerken mahkemeler sizin alanınızda olsa da ertelenmeler söz konusu olacak. Sizin tüyleriniz diken diken olabilir. Daha ne kadar sabredecek? Sonu zafer olacağı için bol bol sabredin. Çünkü bu iş size hem başarıyı hem de aydınlanmanızı hayata geçirecek. Bu ara evdeki her şey atıp yepyeni
harcamalar yapmak isteyebilirsiniz. Mesela koltuğunuz, pencereniz, ne bileyim kapı, ayakkabı dolabınız, her bence gereksiz harcamaları bırakın. Uzun süredir hayal ettiğiniz bir ev konusu vardı. Cesaretinizi toparlayın. Bu ev kredinize başvuru yapın diyorum. Bu ara dikkat kaybınız çok ön planda olabilir. Etrafı sisli görebilirsiniz. Birden kafam budaldı. Depresyon, panik atağınız ön planda olabilir. Düşmeler kaynaklı kırılmalar söz konusu olabilir. Sağlığımıza daha dikkatli olacağız. Özellikle uzun süredir sağ taraf, hani sağ simitlerimiz, sol simitlerimiz şişmanlamaya başladığı için bol bol yürüyüş yaparak, bol bol vücudumuzdaki toksinleri atmamızı öneriyorum. İlişki konusunda belki de hayatınızla alakalı uzun süreli ilişkinize, evlilikle ilgili konuşmalar, hatta aile tanıştırılmalı. Bu ara bu fırsatları kollama, apar toparak düğün tarihimizde belirleme haftasına giriş yapacağız. Eski ilişkinize öfkeniz, hala travmanız devam ediyorsa tesadüfen karşılaşacağız. Sizden özür dileyecek, ister kabul edin, ister kabul etmeyin. Bu ara evli çiftlerimizde gayet güzel araç bakıyorsunuz eşinize ya da kendinize. Bu araç evimizi hem uğurlu hem de bereketli gelecek gözüküyor. Yalnız sizin özellikle kocanızın ailesinden sağlık problemlerinden kaynaklı biraz sıkıntılar söz konusu olabilir. Hastane koşturmaları olabilir. Eşiniz hem iş hem ev hem hastane telaşından biraz gergin olabilir. Ona bol bol masaj yapıp enerjinizi dağıtmanız gerekiyor. Bu ara evde iş arayan ev hanımları ya da uzun süredir evde olan hanımlarımız, iş kapınız hayırlı olsun. Bu dönem bu kapıyla ilgili güzel bir gelişme sizin iş hayatınızı daha verimli şekilde aydınlığa kılacak. Sevgili gençler, ben birini unutamıyorum, Emine abla gelir mi diyorsanız, haritada gelen giden insanlar var gözüküyor. Ama sizin kalbinizdeki insan mı belirsiz. Çünkü hem geçmişte tanıdığınız hem de 3 ay önceki tanıdıklarınızla görüşmeler söz konusu olacak. Bu da sizi tatmin eder mi bilemedim. Ne kadar mutlu olursunuz bilemiyorum. Karar sizin diyorum. Sağlık olarak özellikle kalp damarlarımız, boğaz nodüllerimiz ve boğaz enfeksiyonlarımıza dikkat edeceğiz. Sevgili gençler, eğitimi bayağı başarılı olacağınız gözüküyor. Asmayın, sakın eğitiminize özen verin. Hedeflediğiniz her şey size daha başarılı ve daha keyifli kılacak. Bu ara platonik takılanlar, kalbinizdeki kişi beni düşünüyor mu derseniz, siz onu düşünüyorsunuz ama onun yanında başka bir insan var. Bence platonik takılmaktan vazgeçin. Onun yerine meditasyon, yoga yaparak enerjinizi değiştirebilirsiniz. Hoşçakalın. Sevgili balıklar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle birlikte olsun. Sevgili balık burçları, bu hafta özellikle yakın çevre, yakın arkadaş, kuzenlerinizle çok fazla seyahat, çok fazla gezmek, tozmak, eğlenmek, sohbet etmek, yemek, eğlence içerisinde olabilir. Bazı dengeleri böyle kenarda tutabiliriz ve iş hayatımızı aksatabiliriz. Mümkün olduğu kadar akşam arkadaşlarınız, gündüz iş kapınıza adapte olmanızı öneriyorum. Şöyle bir durum var. 15 Nisan'da Mars balık burcuna geçiş yaptığında sağlıksal takıntılarımız artabilir. Depresyon enerjimizin daha noktada olacağı bir nokta olabilir. Vergi borçlarınız, emlak primlerle alakalı yeni teklifler, netliğe kavuşması gereken paralarınızla ilgili mutluluklar yaşayacağınız gözüküyor. 16 Nisan'da teraziteki dolunay, finansal konularınızla ilgili çok güzel adımlar ve sonuçlar atacağınız ve bu sonuçlar artı gelecek yatırım için hem de iş planlamalarınız için çok doğru olacak. Bence hiç korkmayın, bu dolunay size, yani şöyle diyeceğim, odak noktanız yakın kardeş, arkadaş, çevre. Bu dolunayda şuna, kuzen, akraba, yakın çevreyle hani ruhumuzu geliştirmek, enerjimizi geliştirmek, yeni eğitimler almak, yeni fikirler, ortak çalışmalar yapabiliriz. Ama iş konularınızla ilgili de ortaklı çalışmalar size başarı ve ödül kazandıracak. Odaklanmanız gereken yeni projeler, yenilikler size, iş rütbeniz, konumunuz, masa değişiminiz, ekip arkadaşlarım değişsin, ben daha iyi noktayı hak ediyorum diyorsanız, bu hafta bunlara yoğunlaştığınız takdirde hak ettiğiniz oluşumlar daha isteklerinizi eriştirecek. Kurumsal bir büyük firmadan farklı alanlara geçiş yapmak istiyorsanız şu an için imkansız.
bulunduğunuz noktada büyümeye, hedeflerinize konsantre olmanızı öneriyorum. Bir de devlet kapınızla alakalı üst düzey kurumda değişimler, yeni insanların gelmesi biraz sizin kafanızı karıştırsa da yerinizin daha sağlam olmasına, güvencede olmanızı gösteriyor. Onların gitmesi siz herhangi bir noktada rahatsızlık vermeyeceğini uyarıyorum. Kendi işini yapanlarda da parasal anlamda daha güzel fırsatlar yakalarken çevre ve arkadaş ekibine takılacağınız için işler askıda kalacak ve birikmiş işler canınızı sıkabilir. Ortaklı işlerde de güzel yeni fikirler, yeni oluşumlar sizin büyümenize, işinizin büyütülmesine, mekanın büyütülmesine yardımcı olacak. Bence şu an sadece işe konsantre olmamız lazım. Bu eğitiminiz de olabilir. Mesela master yapıyorsunuz ama dil eğitimi alacaksınız. Farklı bir eğitim alırken farklı bir noktaya geçmek istiyorsanız bu hafta odaklan, işine konsantre ol, hedeflerine yap. Çünkü başarı senin için çok güzel bir noktadır. Unuttuğunuz vergi borcunuz, unuttuğunuz primlerinizle ilgili aksilikler, haberler gelebilir. Bunu bir an önce ön planda toparlamamız lazım. Sosyal medyadan, sosyal ağlardan dolandırılma ihtimaliniz var. Kimseye güvenmemenizi öneriyorum. İlişki konusunda aşk enerjiniz var. Çevrede yeni tanıştırılmalar, yeni ilişkiler söz konusu olabilir ama siz kalbiniz kimseye ısınmadan, kimseye konsantre olamadığınız için herkese mavi boncuk takıyorsunuz ama kalbiniz kimseye mavi boncuk takmıyor. Yani Nisan sonunda bu aşk size yenilik getirecek. Bir de evli çiftlerimiz için çocuk planlama, çocuklarınızla ilgili yatırım, onların eğitimiyle alakalı okul konularında koşturmalarınız çok fazla olabilir bu hafta. Bunun verdiği stres söz konusu. Aman fazla streslenmeyin. Çocuklarınız başarılı ve aydınlık. Bu ara boşanma sözleri evimizin içerisinde çok fazla geçse de ağızda kalacak. Boşanma yazısı görmüyorum. Ama boşanma yazısı olan ve mahkemede olanlar için artık gün ve saat başladı. Yol ayrımı, haklarınız için mücadele etmeyi unutmayın istiyorum. Özellikle ev hanımları çalışmak ya da uzun süredir çalışmıyorsanız, iş evdeyseniz ve evsizlik hastaysa iş için fırsatlar, yakın çevreniz, yakın kuzenleriniz ya da yakın kardeşlerinizden gelecek teklifi değerlendirmenizi öneriyorum. Bu ortaklı da olabilir. Evinizdeki ilişki, karı koca ilişkimizde sizin evde olmanız eve gerginlik yaratmış ve her şeye kafayı takıyorsunuz. Bu ara titizlik hastalığı başlayabilir. Tozlu olmayan yeri tekrar temizleme ruhunda olabilirsiniz. Biraz psikolojik ataklarımız hijyen takıntısına doğru gidiyor. Meditasyon, yoga, yani psikolojinize iyi gelecek egzersizler yaparak bu ataklarımızı önlememiz lazım. Özellikle de miras konularımız gündeme gelecek. Toprak satımı ile ilgili bazı tartışmalara da, özellikle eşinizin babası ya da sizin kendi baba köklerinizle ilgili krizlere de açık olmanızı öneriyorum. Sevgili gençler, eğitim konusunda hedeflediğiniz noktalarda hiçbir sorun yok. Sizin ruhunuz eğitimde değil, ruhunuza eğitim atmanızı öneriyorum. Bu ara ev satmak isteyen sevgili balıklar, anlaşmada zorluk çekebilirsiniz ama o ev elinizden gidecek. Yepyeni bir ev içinde biraz daha mantıklı ve ruhunuzu uyacak yeri bekleyeceksiniz. Araç almayı ya da araç satmayı düşünenler, şu an için buna ihtiyacınız yok. Acele etmemenizi öneriyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken guatr, burun tıkanıklıklarımız, alerjik ve saç dökülmelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. Bu ara kimseyle tartışmayın. Her tartışmadığınız gün size bereket olacak. Mutlu ve keyifli kalın. Hoşça kalın.